9 Ekim Pazartesi Yeni Şafak Yazarı Osman Akkuşak Yazısı Edebiyat, Eleştiri, Teori, Kuram. Yukarıda adı yazılı eser bana Koç Üniversitesi tarafından gönderilmiştir. Sarah Dillon yazmış, İngilizceden Türkçe'ye Ferit Burak Baydar çevirmiştir. Eseri Neşe'den Koç Üniversitesi yayın evidir. Küy üzerinde Koç Üniversitesi Suna Kıraç Kütüphanesi adı yazılı olması bu satırların yazarını 1960'lı yıllara ait hatıralara götürdü. Rahmetli Vehbi Koç'un kızı Suna Kıraç, Sayın İnan Kıraç'la evlidir. Benim edebiyat dersi okuttuğum Haydarpaşa Lisesi'nde birkaç tane Kıbrıslı öğrencinin velisi olarak okulumuza gelir gider, çocukların durumu hakkında öğretmenlerinden bilgi alırdı. Hanımefendiliği, güzelliği, zekası, bütün hocaların takdirini celbederdi. Koç Üniversitesi ne zaman kuruldu bilmiyorum ama rahmetli Vehbi Koç ve evlatları hangi işe el attılarsa daima sağlam ürün imal etmişler, hep dürüst çalışmışlardır. Yayınlanan bu kitaptan da belli oluyor. Kitabın asıl adı Palimpsest Edebiyat Eleştiri Kuram'dır. Palimpsest kalıntı, birikim, son yazı anlamlarına geliyor edebiyata, eleştiriye ve teorilere ait değişik zamanlarda değişik kişiler tarafından yazılan kitaplar arasındaki benzerlikleri ve tezatları, bu sahalardaki ilerleyiş çizgisini, muhtelif eserlere ait görüş ve düşünce farklarını, biyografi ve bibliografya bilgilerini temsil ve hülesa etmektedir. Böyle bir kitap hazırlamak için ele aldığı konulara ait geniş ve köklü bir kültüre sahip olmak mecburiyeti vardır.'' Gerçekten de Sarah Dillon isimlerini zikrettiği eserlerinin mühtevasını ve özelliklerini belirttiği yazarların, ilim ve fikir adamlarının kitap sayfalarına dökülen beyanlarını eksiksiz bir şekilde dile getirmiş. Palimpsest kavramını 1845'te ilk kullanan yazar Thomas de Quincey'dir. 1845'ten bu yana palimpses kavramı mimari, coğrafya, jeoloji, paleontoloji, buzul bilim, astrofizik, biyokimya, genetik, sinir bilim, nöroloji, nörobiyoloji, nöro hesaplama, enformasyon teknolojisi gibi çok farklı alanlarda kullanıldı. Roland Barthes, dil bilim, antropoloji, marksizm ve psikanalizin disiplinler arası mahiyetini dikkate alarak şöyle diyor. Palimpses tek bir disiplinin yetkisi alanı olamaz. Zira üzerinde yazı yazılan tüm alanları bedenine kabul eder. Palimpses'in etkisine tabi olan edebi metinler arasında Thomas de Quincey, Lawrence, Arthur Conan Doyle, Umberto Eco, Lan McEwan ve Didi'nin eserleri yer almaktadır. Sarah Dillon, Kuramsal Eleştiri diye bir yazı çeşidinde bahsediyor. Derrida'nın şu sorusunu gündeme getiriyor. Derrida şöyle demiş edebiyatla edebiyat eleştirisi arasında bir ayrım yapmak zaruri midir? Bu sualden sonra da Sarah Dillon şöyle devam ediyor. İyi edebiyat eleştirisi, bir hareketi, dil içinde yaratıcı bir deneyim bulunan bir metindeki edebi, fikri, efsafı ima eder. İyi edebiyat eleştirisi, edebiyatla edebiyat eleştirisi arasında fiziki bir yakınlığı içerir. Bu yakınlık, edebi metinle edebiyat eleştirisi yani eleştirel üretim türleri arasındaki farklılıklara boş verebileceğimizi düşündürtmemeli. Edebi metinler ve tenkitlerin farklı taraflarını tespit ederken ayrımların sıkı olmasına, sınırların saflığına ve doğruluğuna kani olmalıyız. Edebi metinlerle tenkitler arasında hem bir beraberlik, hem de ayrılık ve farklı olma unsurlarının mevcudiyeti hesaba katılmalıdır. Palim 7-9. asırlarda başladığı, 14-15. yüzyıllarda zirveye ulaştığı bilinmektedir. Klasik eserlerin çoğu bu yüzyıllarda Lovati, Petrarch, Bokakiko, Kolekio, Solatari ve Pogio gibi Latince uzmanları, Besarion, Polirlan, Aldus Manuris, Marcus, Musurus ve Erasmus gibi Yunanca uzmanları tarafından kurtarılmıştır. Daha sonraları başka kaynaklara dönen araştırmacılar papirüslerin, epigrafik metinlerin, palimpsest el yazmalarının önemini fark ettiler. Bulguların gerçek mahiyeti ancak 19. asırda anlaşıldı. 1692'de Paris Kraliyet Kütüphanesi'nde görevli Jean Bolvin kayıtlı bir palim ses keşfetti. Yeni ahitten bazı parçalar, eski ahitten bir kısım el yazması Demet, Aziz Efraim'in bir eserinin arasında bulundu. 19. yüzyıl alimleri altta yatan yazıyı okunur hale getiren kimyasal yöntemleri keşfettiler. Bu suretle palim sesleşme işi kolaylaştı. Thomas de Quincey bu başarıları belirtirken, modern çağdaki bu sinir karşısında hem şoke olur hem de cazibesine kapılmaktan kurtulamazsınız, demiştir. Muhtelif vesilelerle Marcel Proust, Heidegger Terence Hawkes, Lawrence, Eleanor Cook, Davidson, Merrill, Stephen J. Spector, Manigius, Fruit, Elliot, Ezra Pound, Mary Jacobs, Friedman, Buck, Benstock, Kolekot, Kingsley, Weatherhead, Raymond Ransom, J.M. Kafsi, Michael Black gibi birçok filozof ve edip kitabın bölümlerinde arz endam ediyor. Esere dair sayfaların bir yazının hacmine sığması elbette ki mümkün değil. Düşüncenin, mantığın, hissiyat ve felsefenin değişik konularına temas eden paragraflar var. Sanata, edebiyata, heyecana ait çok çeşitli fikirler dile getiriliyor klasik felsefenin bölümlerine dair münakaşa ve müzakerelere yer verilmiş. Gelecek yazımız, kitabın fikriyatına dair detayları ele alırsa isabetli olur kanaatindeyim.